Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu münasebetle yerel medyada yazılı ve görsel medyacıların, tüm meslektaşlarımın gününü kutlayarak başlıyoruz haberlerimizi. Evet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından düzenlenen programda basın mensupları bir araya geldi. Vali Salih Ayhan programda bir müjde vererek Sivas'ta basın müzesi kurulacağını söyledi. Belirli gibi her iki mesleğinde mesai mevhumu yoktur. Gecesi... 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından düzenlenen programda basın mensupları bir araya geldi. Biz istişare ediyoruz. Bunların şans olduğunu söyleyebilirim. Bu dünyada çok kıymetli olduğunu söylemek. Gelişiniz. Vali Salih Ayhan basın mensuplarının gününü kutlayarak basının öneminden bahsetti. İlimizde de hizmetlerimizi, çalışmalarımızı, ilimizin sesini, duygularını, düşüncelerini değildi Sivas'ımıza, ülkemize, dünyanın dört bir tarafına ulaştırmanızda olağanüstü başarılısınız. Bundan dolayı teşekkür ederim. Güzel bir irtibat da var, güzel bir birlikteliğimiz de var. Bunu ziyadesi yaşıyoruz. Şu an burada şöyle görebildiğim kadarıyla hiçbir eksiklik yoktur. Bu da hem kendi gününüze vermiş olduğunuz değerin yansıması hem de birlikte hareket etme kültürünün en güzel yansıması hem de davetimizi icabet etmemiz bu nezaketinizde bir yansıması. Ayhan konuşmasında bir de müjde vererek Sivas'a basın müzesi kurulacağını söyledi. Bu şehirde iyi bir basın müzesi gideceğine inancımız çok yüksek. Onun için de basın müzesi planlamamız çok güçlü bir irademiz çok güçlü. Planlamamız bu minvalde var. Yer konusunda bir türlü karar veremedik. Yani nasıl, nereye tanzim edelim? Şu an çok ciddi bizde malzemeler var basınla alakalı. İnşallah bu konuda bunu giderdiğimiz zaman, yer sorunu giderdiğimiz zaman Türkiye'de örnek olacak bir müze olacağına ben yürekten inanıyorum. Yani geçmişten bugüne kadar Sivas'ın basın hayatının değişimini, dönüşümünü, emektarlarını, kullanılan materyallerini, toplumsal değişime katkılarını çok güzel anlatacak ve güzel mesajlar verecek. Belki de yeni meslektaşlarınız da bu vesile çıkmasını sağlayacak ve müze olacağına yürekten inanıyorum. Ayhan bu konuda Sivas basınından destek beklediklerini ifade etti. Bu konuda sizden desteğine ihtiyacımız var. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir kazanım olur. Çok büyük bir değer olur. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden İsmail Güneş ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Yusuf Doğan'ı mezarı başında andı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti hayatını kaybeden basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde unutmadı. Onlardan gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin, evliyalarımızın, sahabilerimizin ruhlarına hediye ederek sen bağışla kabul et ya Rabbi. Cemiyet üyeleri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'i mezarı başında andı. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Güneş'in mezarına karanfil bırakan cemiyet üyeleri merhum Güneş için dua okudu. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan burada yaptığı açıklamada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İsmail Güneş'in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi. 25 Mart 2009 yılında elin bir helikopter kazasında vefat eden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de bugün İsmail Güneş kardeşimizin, gazeteci İsmail Güneş kardeşimizin mezarına geldik. Onu arkadaşlarımızla beraber dua ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onların da günleri kutlu olsun. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sivas Belediyesi basın yayın personeli Yusuf Doğan'ı da unutmadı. Doğan mezarı başında edilen dualarla anıldı.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle il ve ilçelerde görev yapan gazeteciler için kutlama programı düzenledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle il ve ilçelerde görev yapan gazeteciler için kutlama programı düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu üyeleri, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, gazete, televizyon ve ajans temsilcileriyle muhabirler katıldı. Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği'nin sahne aldığı programda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, basının önemine değinerek hayatını kaybeden gazetecilere rahmet diledi. Şehrin gizli kahramanları, yiğitleri, gece sinli gündüzüne katan emekler basın mensupları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabii önemli bir gün. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'müz. Bugün burada çok güzel bir manzara var. Ailece, hep ailece çünkü, ailece beraberiz. Ama özellikle pandemi döneminde bu basın mensuplarındaki arkadaşlarımın, gazetecilerimizin, çalışanlarının, sahiplerinin ne kadar emek verdiğini hepimiz gördük. Ben şehirdeki bu güzel birlik ve beraberliğin 2022 yılında inşallah daha güzel şeyler çıkaracağına eminim. Fikret Ünsal ustamızı rahmetle alıyorum. Bu gecede Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yine geçtiğimiz hafta vefat eden bir gazetecimiz Yusuf Doğan kardeşimizin, dostumuzun da rahmetli olduğunu duydum. Allah rahmet eylesin. Eken basın mensuplarıyla her zaman bir arada olduklarını belirterek Sivas basınına teşekkür etti. 2022 yılında umutlarımız fazla. Özellikle Sivas'ın son hafta aldığı müjde Türkiye'de konuşulan bir müjde, dünyada konuşulan bir müjde. Tabii ki emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu müjdesine de imzaladığı kararlılıklara çok teşekkür ediyoruz. Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yeter ki bu şehre kimin ne kadar emeği varsa, kim bir tuğla koyuyorsa hepsine Allah razı olsun. Program gazetecilerin Türkiye'nin parçasını söylemesinin ardından sona erdi. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Basın mensupları daha sonra 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek gününü kutladı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Basın mensupları daha sonra 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Babayı dün derneği gününden dolayı bir gün önce şey yapar, kaymakamlara şey yapar, yumuşatır. Vali Ayhan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Cemiyet üyeleri Vali Ayhan'ın İdareciler Günü'nü kutladı. Devlet Başkanı, yabancı misafirlerinin Versay Sarayı'nın girişinde karşılanmış.
Cemiyet üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret ederek 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz Vizyon 58 televizyonunu ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İl Protokolü televizyonumuzu ziyaret etti. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın televizyonumuza yaptığı ziyarette basının kamuoyunun aydınlatılması noktasında büyük öneme sahip olduğunu söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak maksadıyla ilimizdeki yerel kanallara ve yerel gazetelere bir ziyarette bulunuyoruz. Bu sebeple de Vizyon 58 kanalımıza ve buradaki arkadaşlarımızla ziyarete geldik. Biz hepsinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Kendilerine de yayın hayatlarında başarılar diliyoruz. AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da basın çalışanlarının gününü kutlayarak basının öneminden bahsetti. Biz de teşkilatımızla beraber şehrimizde faaliyet gösteren gazetelerimizi, basın kuruluşlarımızı, televizyonlarımızı, internet gazetelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu bağlamda gerçekten bu işe emek veren, emek harcayan, işi hakkıyla yapan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü de kutluyoruz. İnşallah tüm dünyada gazetecilerimizin güzel haber verdiği bir sene geçmesinde Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz ise Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden duayen gazeteci Fikret Ünsal'ın isminin Sivas'ta bir caddeye verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle şehrimizde hizmet eden basın camiasını ziyaret ediyoruz. Fikret abimizle ilgili olaraktan Sivas Belediye Başkanlığı'na İyi Parti olaraktan yazımızı verdik. İsminin şehrimizde yaşatılması için herhangi bir belediyenin uygun gördüğü herhangi bir caddeye veya sokağa verilmesini talep ettik. Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in de bu konuda olumlu davranacağını, yazımıza olumlu cevap vereceğini umut ediyoruz. Bu vesileyle tüm gazeteci arkadaşların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sivas Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu da televizyonumuzu ziyaret etti. Dernek Başkanı Cemalettin Arslan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Şehrimizin ve mahallelerimizin gören gözü, duyan kulağı Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak için Hatice Hanım'ı ziyarete geldik. Hatice Hanım'ın nezdinde tüm gazeteci ve televizyoncu arkadaşlarımızın, dostlarımızın gününü kutlamak için hep beraber bir aradayız. İnşallah şehrimizin doğru haber, özgür haber yaparak vatandaşlarımızın ve halkımızın aydınlatılmasında önemli rol üstlenmeye devam edersiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Her şey hakkınızda hayırlısı olur inşallah. Değerli izleyenler, 2021 yılı bitti. 2022 yılının başlarındayız. Bu anlamda 2021 yılını değerlendirmek üzere 2022 yılında da yapacakları hakkında bizlere bilgi vermek üzere yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Cemil Laçiner canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle konuşmamıza başlamadan önce 10 Ocak Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Tüm gazetecilere sağlıklı 2022 yılı huzurlu bir yıl olsun dileğimle başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de meslektaşlarım adına bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım siz Ekim 2021 itibariyle yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Fatih Kaykan'dan görevi devraldınız. Şu an yeniden Refah Partisi İl Başkanıyız. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Göreve geldiğinizden, siz tabii evveliyatı da var parti içerisinde ancak göreve geldiğinizden bugüne değin neler oldu, neler var projeleriniz arasında bunlardan bahsederseniz. Teşekkür ediyorum. İl başkanlığı görevini almadan önce ben yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyesiyim. Aynı zamanda MKYK üyesiyim, evet. Ve de teşkilat başkan yardımcısıyım. Genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın talepleriyle Sivas'a
Bir de bu yükü verdiler. Sivas'ı tanımamız ve geçmişte birçok teşkilatlarda, STK'larda görev yapmamızdan dolayı bu görevi şu anda aldım. Yeniden kadro oluşturmaya çalışıyorum. Tabii Sivas'ı iyi bildiğimi iddia ediyorum. Sivas'ta en fazla zaman geçiren, tüm yatırımları, her şeyi Sivas'ta olan birisiyim. Tabii üzüldüğümüz noktalar şunlar. Genelde Sivas'ı yönetenler ve Sivas'ın önünde görünenler birçok teşkilatlarda, birçok özellikle Sivas'ı temsil noktasında hep dışarıdan ithal adamlar gelir. Sivas'ı yönetmeye kalkarlar maalesef. Biz bu problemin ciddi manada Sivas'ın kalkınmasında çok engel olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda Sivas'ta da tüm Sivaslılar particiliğin biraz daha kenara iterek Sivas en geriye doğru itelenmiş, ötelenmiş bir şehir. Yani bununla ilgili manevi noktada Sivas'ta güzel hizmetler yapılabilir kanaatindeyim. Bu anlamda da yelpazeyi çok geniş tuttuk. Yani hemen hemen tüm katmanlardan, değişik siyasi partilerden durumundan memnun olmayan yeni bir siyasi partiyiz sonuçta. Yani biz de geçmişte birçok siyasi partilerde, Milli Görüş Partilerinde ta çocukluğumuzdan beri görev yaptık. Milletvekili adayı olduk birçok süreçte. Ticaret sanayisinde bir ara meclis başkanlığı sürecim vardı. Onun için Sivas'a tüm tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Birçok arkadaşla da bir arada çalışmak istiyorum. Sivas gerçekten birçok şeye muhtaç. Özellikle üzüldüğümüz nokta, Sivas'ta önde görünen kişiler kendi görevlerini yapmıyorlar. Genel manada politik çalışmaların içerisindeler. Yani Ticaret Sanayi Odası Başkanı sadece tüccar ve sanayiyle daha sanayiciyle daha çok ilgilense, gerçekten onların dertleriyle ilgilense, belediye başkanımız yine belediyemizin kendi çalışmalarıyla öne çıkartsa, yine sayın valimiz de gerçek manada sosyal faaliyetlerin ötesinde öncelikle kendi görevlerini yerine getirseler daha iyi olur kanaatindeyim. Mesela organize sanayi bölgesi. Evet, değil mi? Organize. Tabii organizenin kuruluşundan itibaren varız biz. Organizede işin ehline verilmediğinden kaynaklanan bir süreç var. Partizanlık var. Bu Sivas'ta hep beraber bunun altında kalıyoruz. Yani organizeye baktığınız zaman tüm Türkiye'yi geziniz. Bu şekilde bakımsız bir organize göremezsiniz. Birçok kez sosyal medyada paylaşımlarım oldu. Bir bütünlük yok. Bir de insanlar kabuğuna çekilmiş bir korku imparatorluğu var gibi. İnsanların birçoğu organize sanayi bölgesinde maalesef kapasiteyle, tam kapasiteyle çalışmıyor. Birçok yer depo şeklinde. Yani organizeler böyle olmamalı. Peki Sayın Başkanım, böleceğim ama sizin de organizasyonda yeriniz olarak bu Yeni Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi olmasıyla birlikte eski organize sanayi bölgesiyle yeni bu organize sanayi bölgesinin nasıl olur? Yani bir kıyaslama gibi olmayacak bu ama neler söylüyorsunuz? Şimdi cazibe merkezi eğer Demirağ'sa, evet, buradaki Sivas'taki organize sanayi bölgesinin bu kapsamın içerisinde alınması lazım. İşte en büyük görevlerden bir tanesi bu. Oraya yatırım yapacak insanlar yine Sivaslılar. Dışarıdan gelenlerin birçoğu geri gitti. Yani bu Sivaslıları bir şekliyle burada eski organize sanayi bölgesindeki insanları da bu kapsamın içerisine alırsanız, evet, bu insanlar oraya yatırım yapabilecek asıl bunlardan çıkar. Hı. Yani belki oradaki hacim büyük olabilir. Ancak bu da bir çok önemli bir hadise, çözülmesi gerekiyor bence. Evet. Zaten teşviklerde hep lafla, başka bir şey değil. Sivas'ta ciddi manada genel müdürlükler falan gitti. Teşvik noktasında da öncelikliler arasında çok cazip değiliz. Yani kimsenin yine Sivaslı yatırım yapıyor. Yine buradaki insanları tutmamız gerekiyor. Bunları bir şekliyle ziyaret etmemiz gerekiyor. Bunları bir şekliyle problemlerini çözmemiz gerekiyor. Yani şefkatli olmamız gerekiyor. Özellikle önde olan arkadaşlarımızın şefkatli sarılmaları lazım. Vatandaşın şekline, geçmişine, siyasi kimliğine bakarak o insanlarla
ilişkilerini ona göre kurmamaları lazım. Bir de şu var, maalesef Sivas'ın ticaretinde ciddi manada partizanlık var. Yani ihaleler vesaireler birçoğu adil bir şekilde dağılım yok. Bir kere o dağılım olmazsa insanlar yatırım yapma noktasında, mesela kendim söyleyeyim. Evet. Organize'de işkemde ben bir yer yaptım. Sayın Valimizin ciddi engelleriyle karşılaştım. Ben orada sadece kira veriyorum şu anda. Sayın Valimiz buradan görevden gidene kadar da o yatırımı açmayacağım. Trilyonlarca para orada yatıyor. Daha başka projeler de yapmıyorum. Çünkü yani kendi şahsi iş yerini takip eder gibi bazı davranışlarda bulundular. Mesela organize sanayi müdürlüklerinde de öyle. Bir kere bize gelip de oradaki yatırımcıya bana gelmesinler istemiyorum. Evet. Ama birilerine gelip de problemin ne, ben hangi katkıda bulunurum cümlesini ifade eden, önde görünen bir öndeki STK'larda kimseler yok. Ben görmüyorum ya da. Yani en azından bu insanlarla soruyorum, tabii geziyoruz. Bunlar arkadaşlarımız. Ancak bunlara da bizim dışımızda gelen insanlar yok. Belediyede güzel hizmetler var. Biz zaten bir siyasi parti olarak da iyi hareketlerin hep yanında olduk. Mesela Hilmi Başkanımızın ağaçlandırma ile ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz. Kaldırım çalışmalarını takdir ediyoruz. Ancak şimdi kaldırımlar da bir şekilde yapmamız lazım. Sivas'ta çok büyük cinayetlerin işlendiği, kazaların yerine geldiği bir yer var. Organizenin yolu. Evet. Orada hep böyle rampalar var. Yani neyse, hangi akıla hizmetse, kaldırım taşı değil, sanki surat rampası. Benim çok samimi dostlarımdan çocuğuyla beraber vefat eden orada karşıya geçerek, yani bir şekilde trafiktir. Yani kazadır. Ancak onu engeller. Köşe taşları, bir de kaldırımlarımız maalesef işgal altında. Tüm kaldırımlarda araç parkı var. Sanki herhangi bir köy gibi Sivas'ta böyle bir durum var. Ve belediyedeki çalışanlar, kaldırım çalışanları oraya hususen araçların gidebileceği şekilde rampalar yapıyorlar. Yani kaldırımlar insanlar için. Birçok mağazada görürsünüz bazı yerlerde. Kaldırımların üstünde araçlar park ediyor. Oradaki işletme ne iş yapacak? Yani işletmenin problemleri de dikkat edilecek. Yani bir de kamu özel sektörün işine karışmayacak. Bir il özel idaresi lokanta açmayacak, kafe açmayacak. Bir belediye lokanta açmayacak, kafe açmayacak. Biz vergileri ne için veriyoruz? Biz bunu yapacağız. Sizler bize hizmet yapacaksınız. Belediyenin hizmetleri belli. Yolumla, suyumla ilgileneceğim. Bugün su gelecekte çok önemli bir problem Sivas'ta. Evet. Sen yatırımı kış festivali yerine, bana göre, benim anlayışım bu. İşte buraya su temin için belki bir yatırım yapacaksınız. Çünkü belli bir sene içerisinde, süreç içerisinde işte bir ara barajın birinden bağlantı yapacaklardı, Pusat Barajı'ndan. Evet. Ya da neyse, bunun çözümleri bir şekilde bulunması lazım. Yani bunlar son anda olmaz. Yani biz eğlenebiliriz. Herkes eğlenecek olan bütün problem, mesela şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan diyor ki biz anket yaparak yapıyoruz işimizi. Ya Sivas'ın 350 bin nüfusu varsa, orada o eğlencelere katılan insanlar 35 bin kişi olsa onda biri demektir. Hiçbir zaman 2000'i 3000'i geçmez en kalabalık şekliyle. Dolayısıyla tüm kitleye hizmet vermek lazım diye düşünüyorum. Çok doğru. Sivas kaynaklarının böyle rastgele harcanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle de bu çalışmanın içerisine tekrar Sivas'a dahil oldu. Sayın Başkanım, aslında konuşulacak çok şey var da ben hemen şey sormak istiyorum. Sayın Fatih Erbakan, bu aşı noktasında da yargı sürecine taşınan bir durum var. Bu anlamda onun adına sizden alabilir miyiz? Nedir? Tabii onun adına olmasa da biz şöyle o süreci biliyoruz. Çünkü çalışmalar, yakın arkadaşlarından biriyiz çalışmalarında. Evet. Kendisi aşı olmadı. Ben de hiçbir aşımı yaptırmadım. Yani bunun propagandasını yapmış değilim. Şimdi Temel abi, eski belediye başkanımız, Allah şifasını artırsın. Amin, evet. Şu anda 3 aşısını da yaptırdığı halde anladığım kadarıyla ciddi bir rahatsızlığı devam ediyor. Yani hatta süreç şöyle, İngiltere'de genel başkanımızın ifadesi bu. Genel başkanımız bir kere şey olarak yapmıyor, bir kere teknik ekibi var, ciddi bir ekip var. Evet. Bu ekiple birlikte çalışmalarla, bilimsel kanıtlarla yaptı. Çünkü aşı değil.
Yani hiç kimse şunu iddia edemez, bunlar aşı diyemez. Çünkü aşı adayı bunlar. Çünkü bir aşının olabilmesi için 4-5 sene bilim adamlarının ifadesi geçmesi lazım. Böyle bir şey yok. Yani Fatih Bey'in bu noktadaki genel başkanımızın söylemi birçok noktada şu anda gelecekte daha iyi anlaşılacak. Doğru çıkıyor. Şu anda aşı bir ara koruyordu. Yani bağışıklığı hızlandırıyordu. Hafif geçiriyordu. Bu cümlelerin hepsi bir şekilde söylendi. Belki şu yönüyle Fatih Bey bu noktada ciddi karşı. Ya yani herkes, insan özgür olmalı. Yani ben aşı yaptırmak istemiyorsam aşı yaptırmamalıyım. Ben şimdi yarın Antalya'ya gideceğim. PCR testi, biz şeye müracaat ettik parti olarak Yargıtay'a. Maalesef 15 günde çıkması gereken karar 3 aydır çıkmadı. Yani gidiyorum her gün. Bu devlete de ciddi bir maliyet. Benim de zaman maliyetim. Gidiyor PCR testi ne oluyor? Ondan sonra da uçağa biniyor. Bu birçok şeye engel oluyor. Yani bu bir zulüm, yani başka bir şey değil. Ve hepsinde de negatif çıkıyor. Yani o... Ama evet, yaptırılmak evet. Durumunda gibi görünüyor. Aşı durumu bu. Evet. Evet. Peki Sayın Başkanım, haber arasında olduğumuz için kısa kesmek durumunda kaldık ama sizin son olarak söylemek istedikleriniz neler olur? Sivas'ın hayrına her türlü birlikteliğe varım. Hiçbir şeyden çekinmeden, Sivas'ın hayrına olacak her şeyde siyasi fark gözetmeden, gerçekten muhtaç olan Sivas'a dışarıdan kimsenin burayı yönetmesine müsaade etmek istemiyorum. Bununla beraber bizimle birlikte olan, buranın havasını, sıkıntısını, karını, buzunu çeken insanlar burayı da yönetebilmeli. Yani dışarıdan gelen bir kişi buranın problemini bilmeden, insan halkın kendi yaşadıklarını bilmeden, sanayicinin derdini bilmeden buraya yön vermesi mümkün değil. Bir de herkes görevini kendi görev alanına çekilsin. Organize sanayideki yatırımcıyla desteğin dışında yönlendirme ve kendisi, yani bir il olarak yapılmasın, vilayet olarak, il özel idaresi olarak yapılmasın. Ona ben diyorum ki özel il idaresi. Kendine kafe, kendine lokanta, böyle şeyler olmamalı. Zaten millet perişan. Belediye sanırım lokantayı kapattı. Bence doğru bir hareket. Yani herkes alanına çekilsin. Herkes alanında hizmet versin. Belediye başkanımız suya baksın. Güzel yeşillendirmiş. Temizliğe baksın. Kaldırımlara baksın. Yani bizim bu imkan, yani bir de insanlar arasında dengesizlik oluşturmasınlar. Bir de getirdikleri, göreve getirdikleri bürokratları ya da yöneticileri lütfen siyasi kimliğine bakmadan parti yöneticiliği yaparak atamalar yapılmasın. Dolayısıyla benim istediğim, söyleyeceğim talebim, şu andaki varoluş nedenim bu. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biz çok teşekkür ediyoruz. Siz yıllardır siyasetin içerisindesiniz, ancak il başkanlığı görevinde. Size sonsuz başarılarımızı diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin nezdinizde de Sayın Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na da ayrıca acil şifalar diliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, haberlerimize devam ediyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Türk bilim adamları tarafından COVID-19 başta olmak üzere yaklaşık 15 farklı hastalık için geliştirilen tanı kitleri, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu Avrupa ülkelerine ve birçok Afrika ülkesinde kullanılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fatih Ölmez öncülüğündeki ekip, ürettikleri yerli COVID-19 PCR tanı kitlerinin aralarında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok Afrika ülkesine pazarlamayı başardı. Şu ana kadar üretilen 750 bin kit Türkiye'deki 20'den fazla ruhsatlı laboratuvarda ve dünyadaki farklı ülkede kullanılıyor. Müzik
Aynı ekip şimdi de son zamanlarda Avrupa'da kullanımı yaygınlaşan hızlı kitlerin üretimi için kolları sıvadı. Önümüzdeki COVID-19 antijen hızlı tanı kitlerinin Sivas'ta üretimine başlamayı hedefliyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Fatih Ölmez, mikroorganizmaların moleküler tekniklerle teşhisinde 10 yıllık bir deneyime sahip olduklarını söyledi. Daha önce biz farklı bitkilerde, bitki hastalıklarında virüslerin, bakterilerin, fungusların moleküler teşhisinde bir deneyim sahibiydik zaten. Bir 10 yılları varan bir deneyimimiz vardı. Bu deneyimimizi insan hastalıklarının moleküler tanısına yönlendirmiş olduk. Ölmez birçok ülkeye kit satmayı başardıklarını belirterek gurur verici bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Kitimizi üretip sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki işte Yunanistan'a, Kosova'ya, Kenya'ya, Uganda'ya da ürettiğimiz kitleri ulaştırma fırsatımız oldu. Yine kitimiz Türkiye'de yaklaşık 20 ayrı laboratuvarda kullanılıyor. Bu bizim için tabii ki büyük bir onur kaynağı. Sivas'tan üretilen kitlerin bütün Türkiye'de başarıyla kullanılabiliyor olması bizim için de bir övünç kaynağı diye düşünüyorum. İki hafta içerisinde hızlı kit üretimine başlayacaklarına vurgu yapan Ölmez, başlangıçta aylık 3 milyon testlik bir kapasite öngördüklerini ifade etti. Hızlı tanı kitlerini de kullanmaya başladı Avrupa'da birçok ülke, Almanya başta olmak üzere. Artık oralarda tiyatroya, sinemaya gidecekseniz, toplu taşıma araçlarına binecekseniz hemen öncesinde bir sizin temiz olduğunuza dair bir test isteniyor. Onlar da hızlı tanı kitleriyle yapılıyor. Şimdi enerjimizi ona da odakladık. Onu da Sivas'ta üretmek için çalışmalarımızı başlattık. Muhtemelen iki hafta içerisinde de onun üretimine de yine Teknokent bünyesinde başlamış bulunacağız. Ölmez ürettikleri kit sayısının 750 bini geçtiğini söyledi. 700 bin adedi buldu. 700 bin testlik üretebildik. Bu testlerden bir kısmını şu an Kosova'daki uluslararası havalimanı bizim ürettiğimiz kitlerle testleniyor. Yine Yunanistan'a kit gönderdik. Kenya'daki büyük bir hastane grubuna kitimiz gidiyor. İşte Uganda'da zaten orada üretimini yapıyor olacağız. Yani şu an hatırladıklarım bunlar. 5-6 ülke oldu ama Avrupa'da da. Sivas'ta kamu kurumlarının iştirakiyle kurulan Sortaş, atık çamurları solucan mamasına dönüştürerek organik gübre elde etmeyi başardı. Yapılan çalışmayla üretilen organik gübrenin ihracata yönelik kullanılması bekleniyor. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığıyla kurulan Sortaş, solucan gübresi üretim tesisinde Sivas Belediyesi su arıtma tesislerinden çıkan atık çamur solucan mamasına dönüştürülüyor. Solucanların yedikleri çamur mamasından elde edilen dışkıyla organik gübreye dönüşüyor. Böylelikle atık çamurunu yok etmek için yapılan harcamanın önüne geçildiği gibi çevre kirliliği de önlenmiş oluyor. Yurt dışından ithal edilen kimyasal gübrelerin yansıması olan yüksek döviz kayıplarının ise organik gübreyle sonlanacağı düşünülüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Uğur Tutar, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada atıkların faydalı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi. Şehirlerde çok önemli miktarda belediyelerin arıtma tesislerinden çamur çıkıyor ve belediyeler bu çamuru bertaraf etmekte çok zorlanıyorlar. Ya büyük tesislerde bu çamuru yaktırıyorlar ki bu da çevre kirliliğine neden oluyor. Ve bunun için de ciddi bir miktarda para ödüyorlar. Ayrıca ya da bunları vahşi depolama yoluyla depoluyorlar ki bu da çok önemli bir çevre kirliliğine oluyor. Çünkü içerisindeki toksik maddeler, ağır metaller çevreye önemli ölçüde zarar veriyor. Şimdi biz bunu nasıl bertaraf ederiz, bunu solucanlar kullanarak nasıl bertaraf ederiz den yola çıkarak bir proje geliştirdik. Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir arıtma çamurlarını solucanlara mama formuna nasıl dönüştürebiliriz? Bunu çalıştık. Tutar, arıtma tesislerinden çıkan çamurun %6 fosfor içerdiğini belirterek bunun önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi. Çevre kirliliğine neden olan ve belediyelerin hakikaten bertaraf etmekte zorlandığı ve çok para harcadığı bir değeri aslında bir değerdir. Tarıma kazandırıp
Ve bizim biliyorsunuz kimyasal gübre üretimi yapabilecek fabrikalarımız yok. Yani daha doğrusu şöyle, var ama büyük bir kısmını hem ham madde olarak hem de ithal yoluyla yurt dışından temin ediyoruz. Kimyasal gübre üretim miktarımız bizim çok az. Ve fosfor açısından da biz tamamen dışarı bağımlıyız. Fosfor kayaçlarımız bu anlamda yeterli değil. Buna bağlı olarak %6 civarında bir fosfor içermesi nedeniyle arıtma çamurları önemli bir fosfor kaynağı ve bunun tarımda kullanılabilirliği yapmış olduğumuz çalışmayla gösterilmiş oldu. Tutar kimyasal gübre kullanmadan sadece arıtma çamurlarından elde edilen gübreyle tarım yapılabileceğini söyledi. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçları oldukça iyi, tatmin edici ve bizim belki de topraklarımızın ihtiyacı olan gübrenin tamamını karşılayabilecek, yani kimyasal gübre hiç kullanmadan çiftçi sadece bu arıtma çamurlarından elde edilen gübrelerle tarım yapabilecek çok önemli bir döviz kaybını ortadan kaldıracağız. Topraklarımızı organik madde miktarı bakımından zenginleştireceğiz ve uygun fiyatlı çiftçiye ulaştırabileceğimiz için de hem çiftçi kazanacak, hem çevremiz kazanacak, hem de belediyelerimiz hem BER tarafına para harcamadığı hem de uygun fiyatla çiftçiye bunu sunduğu için iyi bir gelir kaynağı olacak. Sivas Safik Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma Köyü Derneği Ahde Vefa Gecesi düzenledi. Sivas Safik Tavşanlı Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Ahde Vefa Gecesi düzenledi. Gülümüş Sayın Nevzat Şatıroğlu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Hafik Dernekler Yönetimi. Ahde Vefa Gecesi Sultan Gazi Belediyesi Nikah Salonu'nda büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Program pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahde Vefa Gecesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Ahmet Temur, birlik beraberlik mesajları verdi. Ahde Vefa Gecesi'ne uzaktan yakından teşrif ettiniz. Özellikle Sayın Milletvekilimiz Nevzat Şatıroğlu abimize, beyefendiye katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda bulunan Sayın Hafet yönetiminin hepsine, ayrıca İbrahim Şahin Bey, Başkan İbrahim Şahin Bey, yine aramızda bulunan diğer dernek başkanları hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın Ahmet Uygur abimize, eski başkanımız, ona da teşekkür ediyorum ve diğer büyüklerimiz ve hanımefendiler hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programın devamında ilahiler okunarak tiyatro gösterisi yapıldı. Çocukların ödevi varmış, gittim çocukların ödevini yaptım. Hanım dedi ki tüllerim ütüleli, tüllenecek, onları ütüledim. Sonra dedi ki bey bey. Derneğe maddi ve manevi hizmeti dokunan dernek başkanlarına, ağalarına ve köylülere tablo plaket takdim edildi. Olmadan da böyle gider, tebrik ediyorum. Başkanım bir şey söylemek ister misin? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Programda konuşan katılımcılar birlik beraberlik mesajları verdi. Ondan sonra o hayali gerçekleştirmek için bir plan program yaparsın. Ondan sonra imkanları zorlarsın ve başarırsın. Değil mi Osman Bey? Evet. Dolayısıyla ben buradan bizi izleyen bütün kıymetli hemşehrilerimi, saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Biz bugün burada Hafik Tavşanlı köyünün bir evladı olarak bir gecesini, dayanışma gecesini hep beraber yaşadık. Gurur duyduk. Sayın Başkanımız Ahmet kardeşimizle gurur duyuyoruz. Çok güzel hizmetlere vesile olmuş. Sınırları aşarak, ülkeleri aşarak Pakistan'da kuyu açmaları, insanlık anlamında Türk insanının Osmanlı torunu olmanın bir sorumluluğu yerine getirmiş. Kendisi tebrik ediyoruz. Değerli misafirler, Sayın Milletvekilimiz, Ahmet Başkanımız, abimizin, köylerimizin diğer dernek başkanlarımız, saygıdeğer Osman Sönmez Bey ve köyümüzün emektar insanları, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer vekilim, çok kıymetli Federasyon Yönetim Kurulu üyesi kardeşlerim,
Tavşanlı'nın en güzel insanları, genç, delikanlı, adam gibi adam, Ahmet Temur kardeşim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi Hafif Dernekler Federasyonu adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Geceniz hayırlara vesile olsun diyorum. Hoş geldiniz diyorum değerli dostlar. Sivas'ın meşhur lezzeti Sivas kellesi özellikle kış günlerinde pek çok hastalığa çare olmaya devam ediyor. Üstelik artan enflasyona rağmen Sivas kellesinin fiyatı da 3 yıldır artmıyor. Evet. Sivas'ta binbir zahmetle hazırlanıp fırına sürülen koyun ve kuzu kelleleri 18 saat pişirilerek tüketime hazır hale getiriliyor. Görüntüsü sebebiyle bazı vatandaşlar yemeğe cesaret edemese de sevenleri tarafından yoğun talep görüyor. Lezzeti ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen kellenin fiyatı ise enflasyona rağmen 3 senedir değişmedi. Koronanın ilacı. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendiricisi. Kuzu kellesinin 30, koyun kellesinin 35 lira olması ve fiyat artışı göstermemesi kelleye olan ilgiyi koruyor. Tamam. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, enflasyona meydan okuyan tek yiyeceğin kelle olduğunu söyledi. Kellelerimizi bildiğiniz gibi, kellelerimiz 18 saatte pişer, sabah 5'te başlar, 9'da biter. Örneğin şu şekilde, efendime söyleyeyim, sabahleyin 5'te hazır olur, arkadaşlara sunulur. Enflasyona meydan okuyan tek yiyecek kelledir arkadaşlar. 3 senedir aynı fiyatlar, hiç zamdan etkilenmiyoruz, aynı fiyattan satıyoruz. Kantar, kellenin pek çok faydası olduğunu belirterek vatandaşların ön yargılı olmaması gerektiğini ifade etti. Tok tutma özelliği olduğu için, proteini çok yüksek olduğu için bu bağışıklık sistemine neye? Bitirimdir yani kelle. Taleplerimiz iyidir. Sağ olsunlar, Sivaslılar kelleyi sever yer. Yemeyenlerin de tatmasını tavsiye ederiz. Kellede özellik çoktur. Şimdi tabii ilk önce tuhaflarına geliyor ama mesela bir örnek vereyim. Geçen bayanlar gelmişti Adana'dan. Çorba içmeye tesadüf girdiler içeriye. Buyurun abla dedim, çorba yok ama kelleyi bir tadın. Siz Adanalı olarak seversiniz kelleyi dedim. Valla biraz bunun kırın ettiler. Neyse bir tane ayıttadık. 5 kelleyi yedik ettiler. Biz böyle bir lezzet daha görmedik dediler. Kelleyi tatmanızı tavsiye ederiz yemeyenlere. Görünüşüne aldanmayın. Ha, görünüşüne aldanmayın. Kelle çok güzel bir yiyecektir. Tamam. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Dolar, Euro, Altın ve Borsa. 58 Ekonomi başlıyor.
Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. Getir artık Türkiye'nin her yerinde. Nerede her yerde hocam? Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir... Tek nefeste sayılıyorsak tek nefeste gittiğimizden. Getir artık 81 ilde. Getir. Aksay, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalvan, Karabük, Yusufhane, Düzce. Eren. Jandarma subay kıdemli başlamış Ferhat Gelik. Al bakayım. Kızımın büyüdüğünü kabullenemiyorum. İyi bir şey yaptım da indirim aldım. Gelsen söyle. Eren ben dünyayla da seni topla vuram. Ağlayan analar babalar değil, gülen bebeler olsun diyorum ben dayı. Çok özledim sizi. Nasıl kaldı? Yama, 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 yama.